İbadet dini, ubudiyet dini ayrımı burada önem kazanıyor. Hristiyanlık ibadet dini, İslam ubudiyet dini. Onun için şu mübarek ayeti biz doğru anlamak zorundayız. İnna halaknel cinne vel insa illa liyabudun. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları sadece ubudiyet etsinler diye yarattım. Yani ibadet değil, ubudiyet. Niye? Nasıl? Ubudiyet ibadet Eyvallah. Diye geçiyor. Nasıl? Tabii bu çok önemli. İbadeti ritüelleştirdik biz. Ritüel olarak görüyoruz. Oysa müminin yemesi, içmesi eğer helal yiyorsa helal yediği şey de ibadettir. Anlatabiliyor muyum? Eğer helalinden ehliyle beraber oluyorsa o da ubudiyete dahildir. Yani bizim ubudiyetimizin içine hayatın meşru olan her şeyi dahildir. Biz hayatı ibadete dönüştürmeyi öğreniyoruz Kur'an ile. İşte ubudiyet budur. Bu anlamda üç aylar meselesi ibadet dininin elinde bir ruhbanlık aracına dönüştüğü zaman üç aylar Müslümanlığı çıkıyor ortaya. Anlatabiliyor muyum? İşte şu kadar şunu yap, buna nail olursun. Şu kadar şunu söyle, şunu oku, şunu çek, şunu kıl. Yani şu gecede şunu yap, al sana cennet. Bu gecede şunu söyle, al sana cennet. Yani böyle bir piyango mantığı, anlatabiliyor muyum? Bir milli piyango var, bir de dini piyango var. Bu dini piyango, milli piyango değil. Efendim, böyle bir piyango mantığı insanlara dinin ruhunu, insanların içindeki dinin ruhunu yok ediyor. Anlatabiliyor muyum? Ve tüccarın dindarlığını, dindarlığın en tepesine getirip oturtuyor. Pazarlık dindarlığı. Anlatabiliyor muyum? Ver gülüm, al gülüm. Onun için buna dikkat etmek lazım. Buna dikkat etmek için de her şeyin ruhunu bedeninin önüne almak lazım. Bir ibadetin ruhu maksadıdır. Maksadıdır. Bir ibadet ki insanın ahlakında, davranışında bir karşılığı yoksa orada ibadet yoktur, ölüdür. Namaz araçtır. İbadetler araçtır. Hiçbir ibadet amaç değildir. Araç olan şey bir amaç için araçtır değil mi? Namazın amacı neymiş? İnne salate tenha anil fahşai vel münker. Alın buyurun. Açıkça buyurmuş Rabbimiz. Namaz insanı haddini bilmezlikten, sınırları çiğnemekten, kötülükten alıkoyar. Kötülükten alıkoymayan, haddini çiğnemekten alıkoymayan, insana haddini bildirmeyen bir namazı insan kılmıyor demektir. İsterse alnı secdede çürüsün. Amacını gerçekleştirmiyor. فَوَيْلٌ لِلْمُسَلِّينَ Hadi Kur'an'ın ifadesiyle söyleyelim. Yazıklar olsun böyle ibadet edene. Dolayısıyla üç aylar diye halkımızın dilinde pelesenk olmuş olan bu ibadet mevsiminde de bunu bir ubudiyete çevirmek lazım. Ubudiyet içinde hayat olan dindir. İbadet içinde sadece ibadete hasredilmiş olansa İçinden hayatı alınmış dindir. O ruhbanlıktır. Ve bu dinde ruhbanlık yoktur. Ne buyuruyordu Hadid suresinde Rabbimiz? Ruhbanlığa gelince biz onu emretmedik. İbtede'uha. Onu onlar uydurdular. Fakat gereğine de riayet etmediler. Hem uydurdular hem de gereğini yapmadılar diyor. Dolayısıyla bu dinde ruhbanlık yoktur. Yani bu dinde, bu din ibadet değil, ubudiyet dinidir. Hayatı kulluğa dönüştürme dinidir. Yemek de dahildir, içmek de dahildir. Meşru sınırlar içinde eğlence de dahildir buna.